Kıymetli maden tarafına bakabilir miyiz? Bu altındaki hareketin sonucu olarak o tarafta da İsterim ama biliyorsun. yok. Yani Efendim? çok isterim ama çok isterim ama bizde yok. Yani Koza altın tarafına baktığımızda, Koza al tarafına Maalesef, maalesef baktığımızda öyle, evet. yani üretimi giderek düşüyor. Hani altın Hı. fiyatlarını yansıtmıyor. Özellikle orada kontrol edilmeyen şeylerden bir tanesi de bilançodaki işte bağış kalemi. Ona Hı. baktığınız zaman hani bilançoda hani alta inmiş bir kar çok göremiyoruz. Altın fiyatlarının işte çıkarma maliyetinin 1000 dolar, 900 dolar gibi olduğunu düşünürsek şu anda çok karlı olmaları lazım. Ama biz bilançolara açıklandıkça bunu göremiyoruz. Hı. Dolayısıyla hani altına endeksli bir bilanço göreceğiz beklentisiyle aldığımızda bu böyle olmuyor. Yönetim TMSF'den varlık fonuna devroldu. Bundan sonra oradaki gelişmeler, oradaki yeni yöneticiler ve büyüme planlarıyla alakalı bir sunumu yaparlarsa, bir yatırım sunumu orada daha net anlayabiliriz. Hı. Diğer taraftan Kozal'ın en büyük madeni Bilecik'teki Söğüt madeniydi. O gübre fabrikalarına geçmişti. Onunla alakalı bir üretim şeyi var ama gübre tarafında da ben aynı şeyi görüyorum. Hani yönetimsel olarak çok başarılı görmüyorum. Hı. Onu da bilançolara yani yansıyan tarafı kadar bakabiliyoruz tabii. Yansıyan kadarını yine altın fiyatlarındaki artışı bilançoda göremiyoruz. Buna Hı. karşılık da hani yeni yatırım yapıyor falan ama hani şu an onu yansıtan bir şey olmadığı için altın yükseldi ben bu hisseleri alıyorum dediğimizde hayal kırıklığı.